Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Hayır, her şeyi siz ekran başındaki izleyicilerimiz için konuştuğumuz Lifestyle programından herkese merhabalar. Bugün modanın merkezinde Nişantaşı'ndayız. İşletme sahibi Mehmet Bilgin'le birlikteyiz. Kendisiyle birbirinden güzel, göz alıcı ürünlerini ve modaya dair 2020 yılının trendlerini konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Mehmet hoş Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim sizler. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Dilerseniz sizleri tanıyalım öncelikle, sonrasında sohbetimize devam edelim. 1970 Gaziantep doğumluyum. Eğitimimi Antep'te, ilk ve orta eğitimimi Antep'te bitirdikten sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'da lise eğitimimi bitirdikten sonra da evli ve 4 çocuk babası bir insanım. Çok güzel. Kurumsal kimliğinizden de bahseder misiniz? Kuruluş ve gelişim aşamalarından. 1992 yılında askerden geldikten sonra toptan ve perakende satış yapan bir perde firmasında satış danışmanı olarak işe başladım. Gerek yer yurt içerisinde gerek yurt dışında bir takım faaliyetlerde bulundum. Edinmiş olduğum iş tecrübemle, bilgilerimle Türkiye'deki dantel sektöründe, kaliteli bir dantel ve kumaş sektöründe boşluk olduğunu hissederekten 2001 yılında çalışmış olduğum şirketinden üst düzey yönetici müdür olaraktan ayrıldım. Ayrılmamdaki sebep kendi firmamı, kendi iş yerimi kurmaktı. Eminönü Sultanahmet'te 18 metrekare bir mağazayla Prenses Tekstil'i kurmuş oldum. O günleri düşündükçe şu günleri hayal etmem mümkün değil. Değil mi? Mümkün değil. Çünkü Balkan, gerek Türkiye, gerek Balkan ve Baltık ülkelerindeki tasarımcılarla tanıştıkça ve son zamanlarda bünyemize Arapları kataraktan daha da güzel bir yol olduğunu inanıyorum. Buna istinaden daha da iyi hizmet verebilmek için sektörümüze Nişantaşı, Sultanahmet, Mahmutpaşa ve İzmir'de birçok yerde mağazalarımız oluştu. Mağazalarımızı açmaya da devam ediyoruz. Çok güzel. Nereden nereye diyoruz gerçekten de? Hayal edilemezdi. Evet. Peki bu noktada misyon ve vizyonunuzu nasıl tanımlarsınız? Bizim en güzel önemliğimiz, misyonumuz kalite ve kaliteden ödün vermemek, disiplinli bir şekilde azimle çalışmak. Gelinlik ve abiye kumaşları toptan satışı yaparak hizmet veriyorsunuz. Sunduğunuz hizmetleri biraz detaylandırabilir misiniz? Şimdi Prenses Tekstil'in özelliği şu. Biz küçüğünden büyüğüne herkese hizmet veriyoruz. 1 metre alanından tutalım, 1000 metre, 100.000 metre alanına kadar hizmetimizi sağlıyoruz. Her tarza uygun geniş bir ürün yelpazeniz var. Bize ürün çeşitlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki elimizdeki, bünyemizdeki olan bütün mamullerimiz özenle, titizlikle seçiliyor. Önemli olan kalite ve trend renklerini, trend desenlerini yakalamak. Tam trendler demişken 2020 yılının trendlerinden bahsedelim biraz. 2020 yılındaki trendler soft geçişler ve pastel tonlarla çıtır pıtır desenler. Bunun yanında ince detaylı bakarsak gelinlikte tek renkten çift renklere ve üç renklere geçmeye başladık. Kırık, krem ve krom dediğimiz tarzlarda. Bunlar daha çok yurt dışı tasarımcılarımızın arz ve talepleri. Bizler de onları yerine getirmek için elimizden gelenleri yapıyoruz. Bu sene desenler genelde kesilebilir özelliğe sahip, değişik şekillerde montaj edilecek ince zarif, çıtır desen dediğimiz. O tarzlardan oluşuyor. Yine söylüyorum, çift renk ağırlıklı gidiyor. Çok güzel. Kumaşları kendi elinizde işliyorsunuz. Bize bu süreçten bahseder misiniz biraz? Biz dantellerimizi ve kumaşlarımızı ithal getiriyoruz. İthal getirdiğimiz için tedarikçi firmamızı birebir 3 ayda bir ziyarete gidiyoruz. Kendi mamullerimizi kendimiz tezgahta görüyoruz. Nasıl işlendiğini, nasıl mamul haline geldiğini. Temizlik ve hijyene çok önem veriyoruz. Artı kalite. Kaliteyi vazgeçilmez. Peki çalışma ekibinizden biraz bahsedebilir misiniz? Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Bu ekibi nasıl oluşturuyorsunuz?
Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi ekibimin hepsi başarılı. Kendi dalında, kendi işinde. Hepsi birbirinden özverili, güzel insanlar. İşinde pişmiş olan, muhasebe departmanından tut, mutfaktaki arkadaşımızdan tut, tezgahtaki arkadaşımıza kadar. Hepsinin ayrı ayrı bir bilgileri var. Bu bilgilerini biz tasarımcı arkadaşlarımıza paylaşım yapıyoruz. Ve inanın 5 mağazamla hizmet veriyorum. Veriyorken bu hizmeti zevk alıyoruz. Yani müşteriye anlatılıyorken zevk alıyoruz. Yani müşteri de memnun kalıyor aslında. Tabii başta müşteri memnuniyeti. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz peki müşteri memnuniyeti noktasında? Müşteri memnuniyetinde ilk başta kalite, ikinci sırada da fiyat. Fiyatlarımızı genelde mümkünce uygun, kaliteyi ön plana sokuyoruz. Sizi diğer firmalardan ayıran en belirgin özelliğiniz nedir peki? Bizi diğer arkadaşlardan, tabii ki sektörümüzde çok rakiplerimiz var. Bu rakiplerimizi akarte edebilmek için biz kendi içerimizde bir ARGE oluşturduk. ARGE'de satım alım kişileri. Bunlar desenleri takip ediyorlar, renkleri takip ediyorlar. Biz bu ARGE ekibimin sunmuş olduğu çeşitlere yönelik mallarımızı alım yapıyoruz. Bunlar da tabii ki sadece bizim ekibimize değil, birçok firmanın kendi tasarımcıları var. Tasarımcılarla yakın ilişkiler de bulunaraktan, yakın dostluklarda, konuşmalarda, hospeçlerde bulunaraktan anlıyoruz ki ne istediklerini, onların istediklerini biz Türkiye'ye getirerekten bizi diğer rakiplerimizden ayıran özellik bu. İstekleri doğrultusunda çalışıyorsunuz tabii aslında. Ki. Katılım göstermiş olduğunuz fuarlar olduğunu biliyoruz Mehmet Bey. Bu fuarlardan aldığınız geri dönüşler olumlu olumsuz nasıl? Olumsuz diye bir şey yok. Tabii ki fuarlarda katılmak, fuarlarda olmak çok güzel bir şey. Müşterilerimizi ziyaret ediyoruz. Kendi standımıza müşterilerimiz geliyor. Hatta en son bu Izveiding İzmir İzfaş'ın hazırlamış olduğu fuarda kızımız geçen seneki moda tasarım yarışmasında birinci olan kızımıza biz sponsor olduk. 25 kıyafetlik ve gereken kapılarımızı açtık. Kızımız çok güzel şeyler ortaya getirdi. Izveiding de bizi sponsor olduğumuzu bildiği için biz de fuarda sponsor olaraktan tanıttılar. Çok da güzel, başarılı geçti. Çok güzel olmuş gerçekten. Aynı zamanda yurt dışında da faaliyet gösteriyorsunuz. Özellikle New York'taki çalışmalarınızdan bahseder misiniz biraz? New York'ta çok güzel bir çekim yaptık. 2020 yılının trend desenlerini ve koleksiyonunu hazırladık. 5. caddeyi kapataraktan çok güzel bir klip çektik ve görsellerimizi ortaya getirdik. İnanın ayrı bir şey, ayrı bir duygu, ayrı bir güzellik. Çok güzel gerçekten. Peki Türkiye'deki tekstil sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Herkes üzerine düşeni görevi yapıyor. Bugün en son İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle oluşan İSK Fuarı'nın katılan arkadaşlarımı, üreticileri görüyorum. Burada insanlar yerli ve yabancı alıcıları görünce kendilerine kamçı vurup habire yenilikler yapıyor. Çok güzel bir şey. Yani ülkemiz çalışıyor. İleriye doğru gidiyor diyorsunuz. Aynen. Peki sizin ileriye yönelik planlarınızda, hedeflerinizde neler var? İleriye yönelik hedeflerimde mağazalaşmak. Hemen hemen her kesimde ihtiyacı olan yerlerde Prenses Tekstil'i orada koymak, bulundurmak. Çok güzel. Peki Mehmet Bey, son olarak ekran başında modayı yakından takip eden izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Prenses Tekstil olaraktan biz gelinlik ve abiyede iyi bir yol alıyoruz. İyi bir geniş yelpazemiz var. Evlenmek isteyen bütün kadınlarımızı, prenses olmak yolunda olan kadınlarımızın hepsini Prenses Tekstil'e bekliyoruz. Bizim çeşitlerimizi, bizim desenlerimizi görmeden evlenecekleri, yaptıracakları bir tasarımcıya gitmesinler, önce bize gelsinler, tasarımcısıyla gelsinler, hizmetin en iyisini gösterelim onlara. Herkesi modaya ve prensese bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun efendim. Sevgili izleyicilerimiz, tekstil firmasının sahibi Mehmet Bilgin'le gerçekleştirmiş olduğumuz modaya dair bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.